Ripple'daki yargıç kararının hem XRP aynı zamanda piyasayı nasıl etkileyeceğine yönelik konuşacağız. Bu durumu değerlendireceğiz. Bitcoin ve altcoin'lere yükseliş getiren XRP diyor, kararı kripto sektörünü nasıl etkileyecek analistler değerlendirdi. Önceki videolarda konuştuğumuz önemli bir mesele var. John Deaton söylemiş olduğu bir konuda çok ama çok haklı. SEC'in bu adil bildirim meselesinden kaynaklı olarak Ripple'ın davası içerisinde Annalisa Torres'in söylediği ve bu argümanı Ripple'ın lehine kabul etmesi. Bu da bildiri yayımlamamış olması. Bakın adam diyor ki sen bunlara bir bildirim yayımlamadın. Hani siz şurada kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptınız vesaire demedin. Tamam mı? Tabi bu şartlar altında da SEC bu konuda suçlu bulunuyor. Önceden bir bildirim yayımlanması gerekiyor. Diyor ki SEC de bunu reddetse bile aslında kendisi de farkında hatalı olduğunun. Önceden bildirmesi gerekiyordu bunu. Bunun üzerine zaten uzun uzun konuştuk. Sonuca geldiğimiz zaman bu saatten sonra bildiri yayımlamak durumunda. Bildiri yayımlarsa en iyi ihtimalle gerçekten adamlar gidip SEC'e kaydolur. Eğer olmamayı tercih ederlerse bir şekilde token'ın ekonomik yapısını vesaire değiştirmek üzerine eğer ilk harekette bir sıkıntı yoksa bakın ilk satışlarda altını çiziyorum. Mesela toplam ekibin elindeki fonlar ya da diğer cüzdanlarda vesaire bir oynama yapılabilir. Bu şartlar altında SEC'in radarından kurtulup menkul kıymet olmaktan çıkarılabilir. Burada da SEC tabii pek istediğini alamamış olur. Veyahut dava açar. Yine Ripple'a yaptığı gibi uyarı vermeden dava açar. Bunda da Annalisa Torres'in vermiş olduğu karar gibi diğer yargıçlarda bu projeyi uyarı yayımlamadığı için SEC'i haksız bulur ve sonuç yine hüsran olur. Dolayısıyla bunun önemli olduğunun altını çizmek gerekecektir, tamam mı? Uzun süredir beklenen SEC Ripple davasında beklenen karar geldi ve dava XRP'nin zaferiyle sonuçlandı. Ya şunu söylemeye çalışıyorum. SEC'in bu saatten sonra dava açması zorlaştı. Dava açarsa diyorum ki bildiri yayımlasa adamlar istediği gibi manipüle etmek mi dersiniz artık ne dersiniz? Hareket ederek SEC'in radarından kaçabilir. Yayımlamasa bu sefer dava karşısında SEC mağlup olur yine. Gibi gibi durumlar. O yüzden piyasa üzerindeki yetkisi azaldı. Ben bu konuda eleştirdim de yanlış yaptılar. Bu şekilde bir kurumun ve otoritenin piyasa üzerinde bu kadar düşmemesi gerekiyordu ABD açısından. Ama düştü. Mahkeme kararında XRP token'ın borsalarda satışının menkul kıymet olmadığını belirtirken XRP'nin kurumsal satışlarının menkul kıymet yasası ilerlettiğine karar verdi. Aynen. CoinDesk'in haberine göre mahkemenin kararını değerlendiren Bernstein analistleri raporunda bu kararın kripto para sektörü için dönüm noktası niteliğinde bir karar olduğunu söyledi. Chugai diyor, Chugani liderliğindeki analistler raporunda şu ifadelere yer verdi. Mahkemenin XRP lehine verdiği karar borsalarda satılan tokenları menkul kıymet sayılma riskini azaltıyor. Bak burası doğru, tekrar okuyorum. Mahkemenin XRP lehine verdiği karar borsalarda satılan tokenlardaki menkul kıymet sayılma riskini azaltıyor. Şimdi Binance'la Coinbase biliyorsunuz ki davalık. Tamamen argümanlardan bir tanesini bayağı bir çürütür. Ama diğerleri ayrı mesele. Bakınız ki şu an doğrudur. Bundan kaynaklı olarak Coinbase ya da Binance borsasının yapmış olduğu token satışları muhtemelen yatırım sözleşmesi kapsamında değerlendirilmeyip menkul kıymet ihlali olmayacaktır. Ama adamlar sadece bundan dava açmadı zaten. Adamlar diyor ki senin staking hizmetleri ya da türev işlemler yatırımcıya sunuyor olman da bir sıkıntıdır diyor, tamam mı? Hani 3 tane ortada argüman var diye düşünün ya da manipülasyon falan da var tabii. Ortada 3-4 tane argüman var. Bunlardan bir tanesi şey olacaktır, patlayacaktır. Ha bu da önemli. Bakın bu da güzel bir şey. Niye? Sonuç itibariyle dava kaybedilse bile hiç değilse adı geçen borsa ülke içerisindeki spot ticaretine devam edebilir. Ha diğerlerinden tabii ki patlak verilirse ki muhtemelen verecek aramızda kalsın ama ne olur? Bunları yapamazlar. Mesela Coinbase şu anda rapor yayımladı.
Dedi ki biz bu saatten sonra bildiri daha doğrusu yayımladı. Dedi ki bu eyaletlerde biz staking hizmeti sunmayacağız. Bitti. Yani staking hizmeti sunamayacaklar. Tamam. Bu da tabii hem onların doğrudan olmasa da dolaylı bir kaybı anlamına geliyor. Tabii yatırımcılar da bu konuda hoşlarına gitmeyecektir. Ama durum bu. Sonuçta bu ya da kaldıraçlı işlemler meselesi. Buradan da muhtemelen tokat yiyecek borsalar. Ama önemli olan spot konusunda sıkıntı yaratamayacak olmaları. Ki zaten dediğim gibi bence asıl önemli olan bu. Çünkü ülkedeki rekabeti de önlemeyecektir bu. Zira her bir tanesi yine spota yöneleceği ve diğer borsalar da olacağı için isteyen istediği yerde oynar. Ha bir tanesine dese ki bak sen bu hizmeti sunamazsın, sen sun falan yaparsa o zaman olmaz tabii ki. Bernstein analistleri ayrıca mahkemenin XRP kararının kripto para sektörü için duyulan düzenleme ihtiyacını vurguladığına dikkat çekti. Aynısını gün içinde de konuştuk. Zaten senatör de söyledi. ABD senatörlerinden de benzer açıklamalar geldi. Bu şartlar altında düzenlemeye, regülasyona ve yasalarla bunların düzenlenmesine daha fazla ihtiyaç olduğu biliyorsunuz ki dile getirildi bizzati. Ve yakın zaman içerisinde HOVI testinin de ortaya çıkarılması, HOVI testine göre menkul kıymet ya da emtia olup olmadığına karar verilmesinin altı çizildi. Ya zaten böyle olursa altcoin'lerin büyük çoğunluğu yırtar tabiri caizse diyorum ya. Ya da SEC'in temize gitmesi durumda SEC yine eli boş dönecektir. Analistler bu konuda mahkemenin bu XRP kararı SEC'in menkul kıymetler yasasının açık olduğu ve kripto para birimleri için ayrı bir netlik gerekmediği şeklindeki duruşunu zayıflattı dedi. Yok hani o şekilde söylemeyelim. Ya o şekilde söylemek biraz mantıksız. Diyorum ya bunu bundan sonraki ya hükümetin değişmesi lazım ABD'de. Onu şu an yutturamazsın adamları. Mevcut şekilde. Yapacakları şey belli. Şu anda bu durumu değiştiremeyiz. Ha, tutup diyemeyiz ki sen birine menkul kıymet, ötekine emtia deme de Rusya gibi parantez aç, farklı bir parantez aç. Yapmıyorlar bunu. Yapsalar en iyisi o tabii ki de. Analistler son olarak XRP kararının kripto için dönüm niteliğinde bir karar olduğunu yineleyerek, düzenleyici baskı nedeniyle kripto paralardan uzaklaşan kurumsal yatırımcıların kriptoya yeniden ilgi duymasını beklediğini söyledi. Ben de buna katılıyorum. XRP içinde, Bitcoin ve kripto paraların tamamı içinde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.